Malatya'da sorumlu en çok Özgür milletvekilimdir. Geçen günler televizyonda seyrettim. Malatya'ya büyük bir yatırım ayırmışlar. Ve bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Eve geldikten bu yana ülkemizde hakikaten devrim niteliğinde çok güzel çalışmalara imza atmış oldu. Tabii ihtiyaçlar bitiyor mu? İhtiyaçlar muhtarı bitmiyor. Evet. Yoldan bahsetmiş oldum muhtarım. Arkadaşlar biz geldikten bu yana 150 milyon yani eski parayla 150 trilyon yollara yatırım yaptık. Mahalleye ciddi oranda vekillerimizin desteğiyle çok güzel yatırımlar geliyor. Malatya yeniden şehrin altı, çevre yolunun altı yeniden yapılıyor. Melek Baba'daki gençlik merkezi, Melek Baba'ya yeni yapılan voleybol, handbol, basketbol, yüzme havuzu 33 milyon. Her yatırımı çevre yolunun altına götürerek çevre yolunun altı ile üstü arasındaki farkı ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz. Evet, kepçenin üzerine çıkmam gerekiyorsa kepçenin üzerine de çıkacağım. Ve binlerce kere şükürler olsun. Malatya yeniden yapılıyor, yeniden inşa ediliyor. Depremle alakalı yapacağımız daha çok işimiz var. Yeşilyurt'ta yakınca mıntıkasını 500 evimizi yapıyoruz. Nasip olursa 2021'in sonunda teslim ediyoruz. Yakınca'nın hemen yanına 500 tane evi daha yapıyoruz. 1000 kişilik yeni bir yerleşim merkezi oluşturuyoruz Yakınca'da. Kaynarca Mahallesi, Melek Baba'nın olduğu mıntıkada oraya yeni deprem zedeler için evler yapıyoruz. Ve muhteşem görüntüler oluşuyor. Malatya'da biz 19 yılda tam 35 milyar, 35 katrilyonluk yatırım yaptık. Sadece 2021 yılı şu anda 1 milyarlık yatırımı daha yeni aldık. Sadece pandemi var. Zordayız, dardayız ama gelen yatırımları da asla durdurmadan devam ediyoruz. Tam 9 milyar Ulaştırma Bakanlığımızın bugüne kadar yatırımları var. 1,5 milyar Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, 5 milyar Tarım Bakanlığımızın yatırımı ve desteği var. Eğitim 70 milyon şu anda Türkiye'de çok az ile nasip oldu. Biz deprem dolayısıyla yıkılan okullarımızı yaptığımız gibi program dışı okullarımızı da vatandaşlarımızla buluşturduk. Hep gelişmiş bölgelere yatırımlar yapılıyor diyordunuz ya, az gelişmiş bölgelerimizi de güçlendirerek eşitleme yapmaya gayret ediyoruz. Sağlıkta şu anda sadece 2021 yılında 23 tane yatırımımız devam ediyor. Her geldiğimizde Mustafa amcanın söylediği Battal Gazi Devlet Hastanesi, Allah nasip ederse 2021'in sonunda sizlerin hizmetine giriyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tam 10 tane hastane, 425 tane sağlık merkezi yaptık Malatya. Sağlık ocağı, ASM, TSM, 112, 425 tane. 10 tane de hastane yaptık. Bütün ilçelerimizin hastanelerini tamamladık. Arguvan'dan Kötürge'ye, Akçadağ'dan Kale'ye kadar her yerde hastanelerimizle ilgili işlemlerimizi tamamlamış vaziyetteyiz. Sağlıkla ilgili hedefimiz sağlık turizmin başkenti olmak. Bu konuda onkoloji hastanesi, onları artık daha söylemiyorum. Karaciğer Nakil Enstitüsü, Turgut Özal Tıp Merkezi muhteşem yatırımlar. Sağlıkta number one'ız. Bölgede birinciyiz, Türkiye'de birinci olmak için mücadele ediyoruz. Sizin en büyük sorununuz neydi? Mahallelerimizdeki gençlerimize gençlik merkezi, spor merkezi, voleybol, basketbol sahaları, yeşilçim sahalar. Şu anda tam 38 tane yatırımı sadece bir yıl, 2021 yılında programa aldık. 19 yılda 40 tane spor tesisi ve gençlik merkezini
memleketimize kazandırdık. Tarım 20 yıllık siyasetimin nişanesidir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Kayısı'yı alması. Bu bir milattır. Kayısı'nın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin tarafından alınması bir milat ve 13 liraya 10 liraya giden kayısımız geçen sene 30 lira 35 liraya gitti. Evet. 40 liraya gitti. Bir hedef koymuş vaziyetteyiz. Malatya'daki ihracat rakamlarını 500 milyon dolara çıkarmak istiyoruz. 500 milyon dolar dediğiniz rakam nereden bakarsanız bakın 4 milyar eder. 4 katrilyonluk Malatya'dan direkt ihracat demek. Tam 2500-3000 kişiye istihdam sağlayacağımız tekstil kent kuruyoruz. Fabrikaları yapıyoruz. Sanayiciye teslim ediyoruz. Sanayici getiriyor makinalarını kuruyor ve işçiler çalışmaya başlıyorlar. Ama bunu getirip sadece urbanize sanayiye kurmuyoruz. İlçelere götürüyoruz. Mahallelere götürüyoruz. Özlem Hanım'la gelsin, Özlem Hanım. Teşekkür ederim efendim. Görüyorsun sen. Sen oraya gitme. Gel.